bulduk. Nasılsınız? Buyurun, şöyle sizi içeri alalım. Mutfağımıza evet. Doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Nasılsınız Kürşat Bey? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar evet. Kürşat Usta. Evet, bu güzel terbiyeli çorbamızdan, bu soğuk kış aylarında şifalı çorbamızdan içmenizi tavsiye ediyoruz. Özel baharatlarıyla, güzel özel tereyağımızdan, kendi tereyağımızla özenle hazırladığımız mercimek, süzme mercimek çorbamıza paket servisi olarak dostlarımıza hizmet vermekteyiz. Bu soğuk günlerde evet. Biraz da pandemi ve hastalık zamanlarında çorba çok hani makbul bir yiyecek değil mi Kürşat Usta? Evet, bu pandemi döneminde soğuk havalarda sizecek, içinizi ısıtacak. Harika. Gece 3'e kadar hizmet vermekteyiz. Ben sabahın erken saatlerinde hazırlanıp sabah ezanıyla evet. Neredeyse 24 saat güzel bir güne güzel bir terbiyeli çorbamızdan başlayabilirsiniz. Kürşat Usta, yavaş yavaş ocağın başına geçtik. Yani. Evet. Harlı ateşimiz yanıyor abi. Evet. Ne hazırlıyorsun Kürşat abi? Şimdi köri soslu tavuk yapacağım. Tamam. Öğlen servisimiz başlamak üzere. Şu anda hazırlıklarımız devam ediyor. Yanında makarna, spagetti gibi bir... Evet, burada gördüğünüz gibi özel soslu, fesleğen soslu makarnamız. Bunu da siparişlerine hazırlıyoruz, sıcak sıcak. Şu an öğlen vaktinde en sıcak, en taze ve en lezzetli şekilde soslarımıza... Evet. Peki, Kürşat abi 5 tane şubemiz var. Her şubede aynı standartlar değil mi? Yani tabii. Her evet. Şubede aynı lezzeti yakalayabiliriz herhalde. Tabii. Merkez olarak biz bunu bütün şubelerimizde aynı lezzet, aynı tat yani müşterilerimize sunuyoruz. Burası bizim bir sayıda. Birinci şubemiz herhalde en merkez. Burası evet. Ana kumanda. Evet. Karargahımız. Evet. Kendi merkezimiz. Burada kendi merkezimizde hazırlanıyor bütün ürünler. Aynı tat, aynı lezzet. Diğer şubelerde de aynı lezzeti müşterilerimiz. Tamam. Bu bitti evet. Ama ya bunu almamız lazım. Tamam. Tamam. Bunu bir alalım. Tamam. Bu oldu herhalde bir taraftan. Evet. Çok güzel. Tabii ki hazırlandı. Şu anda bunu baharatlıyoruz. Güzel özel soslarımızla. Evet, evet. Kürşat Usta'm şu anda marine edilmiş soslu körülü tavuğumuz. Evet, evet gördüğünüz gibi evet. Bu şekilde bunları hazırlıyoruz. Çok güzel. Bizim 5 tane şubemizde aynı lezzeti alsınlar. Tatsınlar diye. Evet, tatsınlar diye özenle hazırlıyoruz. Yani kendi imalatımız burada kendi mutfağımızda hazırlayıp bütün şubelerimize evet. Özenle buradan gönderiyoruz. Vakumlu poşetlerde, kutularda hazırlıyoruz bunları. Özenle aynı lezzette, aynı tadı tatsınlar diye gönderiyoruz. Tekrardan merhabalar sevgili Reşat Bey, genel müdürümüz, Şef Kasım, 5 yıldızlı genel müdürü. Nasılsınız efendim? Günaydın, kolay gelsin. Çok şükür, elhamdülillah, iyi. Sizden nasılsınız? Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Sizleri çok sıcak karşıladınız. Bilerinizle. Tatlı sohbetinizle, tatlı ikramlarınızla, sıcak çayınızla, sıcak çayınızla. Şu anda mutfağımıza geldik. Kürşat Usta'mızla beraber genel müdürümüz Reşat Bey. Neler söyleyeceksiniz efendim? Buradaki işlemleri bize kısaca anlatabilir misiniz? Şimdi biz öncelikle herkese merhabalar. Şimdi gıda sektörü, hizmet sektörü. Hizmet sektöründe güven 100 her zaman. 1 numaralı bizim işimiz. Bir numara, en önce önde gelen şeylerden bir tanesi güler yüzü olmamız lazım. Şimdi az önce bizim ilk görüşmemizde de
ben size bahsettim. Şimdi imalatımızda bizim şu anlık İstanbul'da 5 şubemiz var. Tabii ki bu 2022 senesinde İstanbul'da tüm illerimizde en az 2 şubeyi hedefliyoruz. 2022 senesinde bu rakamın ne kadar yani hızlı bir şekilde tabii ki bunu bir hızlı, kaliteli, doğru düzgün müşterilerimizden fikir alarak biz bu işe büyümeyi hedefliyoruz. 2022 senesinde en az 1 şube, tabii ki her il içerisinde de 2 tane şubeyi hedefliyoruz. Bizim burada imalatımızda yapmış olduğumuz işi tüm şubelerde aynı lezzet, aynı kalite, aynı güzellik, aynı tat, lezzet olması adına bizim burada kendi marine ettiğimiz kendimize özel soslarla tabii ki bunu biz Gülşat Bey'imiz de az önce anlattığı gibi 30 senenin üstüne aşkın bir tecrübesiyle bizim de operasyonumuzla kendi marine ettiğimiz sosları şubelerimize aynı lezzette olsun diye bazı kutularda göndermiş oluruz. Yani bizim herhangi bir şubemizde tatmış olduğumuz lezzeti diğer şubelerde de aynı birebir lezzeti biz sunmuş oluyoruz. Cephane ediyoruz. Evet. Burada burası ana karargah şubemiz, merkez şubemiz. Doğru mu? Şimdi Cevizli Bağ en ön tarafımızı az önce gösterdik zaten kameralarda da var. Ön tarafımız bizim çok büyük bir alanımız var. Yazın çok büyük bir bahçemiz var. İnsanların rahat oturması, serin falan. Balkonumuz var. Özellikle bizim burada çevremizde, çok yakın bir çevrede 3 üniversitemiz bulunuyor. Yurtlar bulunuyor. Yani öğrencilerin daha rahat bilgisayarda gelip çalışabileceği bir ortamımız kampüs var. Kampüs ortamı var. Evet. Onlara rahat yemeklerini yiyerek, çaylarını içerek, bizim de bildiğimizde tabii biz de bildiğimiz şeyleri katarak öğrencilerimize İyi bir rahat ders çalışmalar için çok güzel bir ortamımız var. Salon kısmımız var, özellikle aile salonumuz var, çocuk oyun alanlarımız falan var. Özel mescidimiz var, biz bunların hepsini yeni yaptık. Tabii daha pandemi sürecinde sadece paket servisiyle devam ediyoruz. Aynı lezzeti müşterilerin evlere, kapılarına kadar hizmetimizi vermiş oluyoruz. Bizim aynı anda bir de restoranımızın Cevizli Bağ merkez diyoruz biz buraya, yani üst diyoruz, karargah diyelim. Arka tarafta hani imalatında şubelerimizin, biz ona imalathane diyoruz. İmalathanemizde şubelere aynı lezzeti, aynı marine etmiş, kendi özel soslarla marine etmiş ürünleri diğer şubelerimize göndermiş oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz size. Rica ederim, ne demek? Bakalım içeride nasıl neler bekliyor. Hep lezzet lezzet dedik ama bir de bir tadına siz de bakın. Tamam. Siz de bir söyleyin hep beraber. Bu yapılan lezzetleri tatmış olalım. Tabii izleyicilerimize de söylersiniz. Yani doğruyu söyleyelim. Evet, doğruyu gerçekçi ve real olalım.